Bu türkü bir hiç uğruna çıkan kavgayı ve sonrasında öfkenin getirdiği yıkımı, pişmanlığı ve acıyla kavrulan yüreklerin 58 yıldır söylene gelen dramını anlatır. Hatırlıyor musun? Bu tepede askerlik dönüşü karşılaşmıştık seninle. Nasıl unuturum? Daha dün gibi aklımda. Elindeki bavul mu açılmıştı ne? Sinirli sinirli söylenip dururken bulmuştum seni. Ah, senin şu sinirin yok mu? Ya insan bavula sinirlenir mi Mustafa? Asabımı bozan her şeye sinirlenirim işte. Ha, bir tek seninle dama oynarken kimse bozamaz keyfimi. Dama mı? Doğru ya. Biz ne zamandır dama oynamıyoruz seninle. Hadi hadi gidelim. Nereye ya? Hani bir sürü işim var diyordun. Ya yürü, yürü hele bir kahveye gidelim de bakarız. Doğru. Şu da benim sana hediyem olsun. Ama ondan önce şu bir, şu da iki. Bunlar da benim neyim olursa aslan payım olur tabii. Yo, ben seni eli bol bilirim muhtar. Bu sana hiç yakışmaz. Sen dereye giderken paçaları sıvamayı unutuyorsun. Şu taş ne olacak muhtar? Bir, eyvah, iki, üç, dört. Ya nasılmış muhtar? Son gülen nasıl gülermiş Tevfik? Aha işte böyle. Aha böyle işte. Son gülen nasıl gülermiş Tevfik? İşte böyle. Hadi bakalım. Rıza, bana bir demli bir çay. Muhtara da soğuk bir ayran ver. Aklımı aldı garibin. İçme oğul, içme. Yalnız düzgün kurulan tezgahta iyi bez dokunur. Hoş geldin gelin gel. Geç otur şöyle. Anam gönderdi. Durumunu soruyor. Ne olsun durumu? Daha günüme çok var. Allah'a çok şükür sağlığım da iyi. Ama iki gündür biraz ağırlaştım. İnşallah tek avazla kurtulursun. Darısı senin başına. Sağ ol pembe. Aa, otur otur da bir çay koyayım gel. Yok pembe, zahmet etme. Zaten sofra kuracaktım. Anamları bekletmeyin. Hadi. Güle güle. Ebe anaya da selam söyle. Baş üstüne. Al hadi. Al. Bu da kaplan. Hadi koçum. Hadi kemik. Hadi. Oğlum benim. Hadi. Geldin mi Fikret? Sabahtandır okulda seni bekliyorum muhtar. Daha çok beklersin muhtarı. Otur bir çay iç de kalkarız şimdi. Öğretmen gidecekmiş. Gelsin de sayımı yapalım bir an evvel dedi. Heyette toplandı seni bekliyor. Duydun mu Tevfik? Böyle giderse bu oyunu da ben kazanacağım. Millete limonata ver. Muhtarınki buzlu olsun ama. Kalkmıyor mu muhtar yoksa devam mı edeceksin de? Ulan hıncımı senden almayayım Fikret. Tövbe tövbe. Böyle kızıp sinirleneceksen bırakalım arkadaş. Şimdi de böyle mi oldu? Daha dün milleti az öteye çekilin sizin yüzünüzden ne yaptığımı bilmiyorum deyip dağıtan sen değil miydin? Oğlum dün hava çok sıcaktı. Nefes alamıyorduk. Sen şimdi boş ver onu bunu. Eğer ben kazanırsam Alca Tekke'yi kestiririm sana. Eğer yok sen kazanırsan da... Kınalı Tekke'yi isterim. Tamam kazan. Kınalı Tekke'yi keseceğim sana. Ağır olun bakalım. Baba. Kınalı'yı eline kimse süremez bu köyde.
Sizin işiniz yok mu oğlum? Limonata içmenin zamanı mı? Hadi doğru okula. Heyeti bekletmeyelim. Nerede çok fena. Hadi bakalım oğlum. Evdekiler öğlene börek yapacağız demişti. Bekletmemek lazım. Herhalde hazırdır. Evet, bismillah. Nasıl olmuş da kimse görmemiş muhtar? Vallahi yazın sıcağı. Gecenin bir vaktinde tutuşunca da... Kimin tarlası var o yanda? Durum senin düşündüğün gibi değil. Bizim meramız da tarla yerimiz de geniş. Dün düğün vardı. Sonra kavga çıktı. O arada gençler biraz dağıtınca içki mi içki işte. Gebere sıcalar. İçecek başka yer yok muydu da gidip ormanda içiyorlar? Ormanda değil de belki yanlışlıkla... Belkiyle melkiyle olmaz muhtar. Karakola haber ettiniz mi? Öğlen de gelirim demiş komutan. Ben dönüyorum. Komutan da bir baksın etsin. Ben de ona göre yazar eder yollarım müdürlüğe. Aman ihmal etme muhtar. Yoksa yanarsın ha. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur ha. Tamam. Hadi bakalım. Artık gelmezsin diye çok korktum. Bu son ama. Ne olursun böyle konuşma. Bana kalsa alıp başımızı gidelim derim ama. Olmaz Hüseyin. Anamın babamın rızasını almadan olmaz. Durumu biliyorsun. Bizimkiler de sizinkiler de inat etti bir kere. Onlara kalsa bizim işimiz mahşere kadar olmayacak. Hani konuşacaktın Bay Mustafa ile. O araya girerse düğünümüz kurulur diyordun. Tamam, konuşacağım Bay Mustafa ile. Yeter ki sen küsme bana. Yeter ki bir daha kırmayalım birbirimizi. Ne zaman konuşacağım peki? Şimdi gider konuşurum. Hemen mi? Hemen tabii. Buyur bey. Öğlen gelmedin ya. Sabah çiftlik köyüne gideceğim dedim ya. Onca yılı git gel. Ne bileyim unutmuşum. Aklın bir karış havada olursa unutursun elbet. Yiyecek ne var? Şimdi hazırlarım. Önce şu benim yarım kalan şişeyi getir. Gündüz gündüz mü içeceksin? Sana mı soracağım ne zaman içeceğim ha? Hadi ne diyorsam onu yap. 2 saat aranır şimdi. Ocağın yanında. Hey, kime diyorum ben? Tamam. Zıkkım iç. Gece ayrı bir zulüm, gündüz ayrı. Al canımı da kurtar Allah'ım. Öyle Hüseyin, ne oldu? Şey ağam, benim bir derdim vardı da. Ne derdin varmış bakalım? Şey ağam, ben yani nasıl desem bilmem ki. İçinden nasıl geliyorsa öyle de Hüseyin. Kızmayın ama. Bekçi Fikret var ya. Ne olmuş Bekçi Fikret'in? Niye sustun? Konuşsana Hüseyin. Anamları gönderdim Nazan'ı istesinler diye. Sonra orada onlar ayrı, bizimkiler ayrı telden çalınca... Sen şimdi boş ver onların bunların telini. Kızın gönlü var mı sende? Söylesene. Merak etme. Oluruyla hallederiz o işi. Hadi kahveye gidelim. Nereye kız? Komşuya. Ne edeceksin komşuda? Ne edilir ki komşuda? Bak gene keyfimi kaçırıp kafamı bulandırma, alırım ayağımın altına ha. Geç şuraya otur bakayım. Otursam ne olacak ki? Ha şöyle. Ben eve geldim mi benle oturacaksın. Yok öyle komşuya gitmek, komşu çağırmak. Sen gideceğine konu komşuyu sokuyorsun araya. Bak ne güzel oturuyoruz. Tadını bilsen benden çok içersin ya. Ne düşünüyorsun biliyor musun? Senelik izne ayrılınca. Gelen var. Kalk.
Mustafa, sen gir eve. Ne tez geldin muhtar? Senden sonra komutan geldi. Ya. O da bakıp etti. Gençlerle konuştu. Sonra da yazıp mühürledi bunu. Sen İvedi dedin ya. Ben hemen aldım geldim. İyi ettin muhtar. İşte böyle olacaksın. Pire gibi. İsteyince oluyormuş he mi? Şimdi geç şöyle otur karşıma da sen de bir şeyler. Karnım doh benim. Hiç. Yok ben içmem. Eğer başka bir diyeceğin yoksa ben gideyim. Diyeceğim şu. Yarın bir gün gene yangın oldu kelamı duyarsam seni mahkemelerde süründürürüm muhtar. Demedi deme sonra. Ha. Bir de yamacın oradan çam kesmişler. O işi de sonra konuşacağım sana. Hadi güle güle. Kız. Ben kahveye gidiyorum. Çay var oğlum. Hazırlığın tamam mı? Yok. Düğün kurmayacaksın Hüseyin. Bu yaz hasattan sonra Muğla'ya gidip çalışacağım işte. Senin dediğin uzun mesele Hüseyin. Madem bana gelip derdini açtın. Düğünün de bizden olsun artık. Allah senden razı olsun ha. Dur be oğlum. Sana da köy başlıyor değiliz ya. Yok okulda. Senin anlayacağın işi başından aşkın. Hüseyin, sen şimdi dediğim gibi ya. Nazan'la da konuş et. Hiç canı sıkmasın. Ben Fikret'le konuşurum. Sağ ol ağam. İçmeyeceğim. Al. Hayırdır amca? Hayırdır evlat. Her şeyde bir hayır vardır. Ama gün gelir hayrın da bir şerri olur, unutma. Hayrın şerri nasıl olur ki amca? İyi niyet hayır değil mi? An gelir iyilikten maraz doğmaz mı? Dikkat etmek lazım. Dikkatli ol oğlum, dikkatli ol. Kız, niye yerinde yatmadın? Seni bekledim. Rey sayımı anca bitti. Karnın aç mı? Ne yemek var? Eban da börek göndermişti. İstersen hemen ısıtırım. Bugün kahvede canımı çok sıktılar. Bu Efe diye geçinen Bay Mustafa var ya... Hey, bak hele, kime diyorum ben kız? Ne oldu be? Elinin körü oldu. Yat uyuyor, başka ne bilirsin ki? İki laf edelim derim, gözlerin yumulur. İçmeden laf etmeye sıra gelse? Ne konuşacağım ki seninle ben? Ne tutuyorsun o zaman beni? Kalk ulan, kalk! Defol git, yoksa kıracağım bir yerine ha! Çocuk
beni masasına buyur etmiyor. Vay ki vay. Daha Ormancı Mehmet'i tanıyamamışsın Bay Mustafa. Efe'ymiş. Efe ha? Hele dur. Dur bakalım. Ben senin Efe'liğini iki paralık edeyim de sen gör. Beni. Bu bebeğimiz de erkek olursa... Allah'ın bileceği iş. Bizim dememizle olmaz ki. Benim derdim sensin. Sana bir şey olmasın yeter. Bana ne olur ki? Hoş ilk bebeğim değil ya. Ya ne bu halin? Konuşsana kız. Geldiğimden beri ne bakıyorsun öyle? Ne bileyim işte. Seni bütün gün göremeyince. Aha karşındayım işte. Kurban olduğum. Dün gece bir rüya gördüm. Hayır olsun. Seninle bir dağ başında kayalar üstündeydik. Sonra kayboldum. Orada yalnız başıma bekler buldum kendimi. Nefesini duyuyordum. Ama bir türlü göremiyordum seni. Kafamı kaldırdım. Aksakallı bir dede. Sonra? Seni aradığını söyledi. Söyle ona dikkat etsin kendine. Dikkat etsin dostuna dedi. Dostuna mı? Hı hı. Allah Allah. Rastlantıya bak. Sen ormanda rastladığım adamsın. Hiçbir şey rastlantı değildir oğlum. Hiçbir şey rastlantı değildir. Başım çatlayacak gibi. Dur ben sana bir baş ağrısı hapı getireyim. Yok yok yok. İstemem. Şöyle karşıma otur. Bir gülümse. Bir gülümse yeter. Gülünce ne oluyor ki? Güller açıyor. Bu odayı, evin her yanını gülücüklerin kaplıyor. Ağlıyor musun sen? Yok. Uyandırmadın beni. Uyandın mı ki? Su getir, yüzümü yıkayacağım. Of 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 belim belim. Oh. Nerede kaldı lan bu su? Hadi. Sanki karşı dereden getiriyorsun. Dök hadi. Dök dök.
Daha bitmedi mi işiniz? Sayın bitti. Şimdi gidip evrakları da ayarladın mı? Başlarsın Bay Mustafa ile dama oynamaya. Hele bir işi bitirelim de. Ben seni bilmem mi? Ne demek o şimdi? Benim demem, artık yaşını başına aldın, o kadar içmesen. Yeter artık be. İki lokma zıkkımlanacağım, onu da boğazıma dizdin. Ben şimdi sana kötü bir şey mi dedim? Elinin körünü dedin. Ne demek ya? Sen kim olmuşsun ki bana ağır ol diyorsun ha? Ben nasıl davranacağımı sana mı soracağım? Milletin sana bir saygısı var. Yahu sana ne milletin saygısından ha? Beni yanlış anlıyorsun sen. Benim demem o ki artık bu kadar içmesen. Ya sus ya, sus ya. Yoksa şimdi yatırıp kıtır kıtır keserim seni ha. Tamam, tamam. Tövbe tövbe. Nerede kaldı bu muhtar? Gelir birazdan. İsterseniz siz oturun, ben kendisine haber vereyim. Ha, zahmet etme. Sen bize birer demli çay ver. O da gelir o zamana kadar. Hayırdır Rıza? Ne var ne yok? Muhtarın misafirleri. Müfettiş Bey ile Tahsildar Bey. Hoş gelmişsiniz. Oo, hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Tevfik'in misafirleri benim de misafirlerimdir. Onun gelmesi uzun sürer. Buyurun, eve gidelim. Zahmet etmeyin. Biz sadece Tevfik'i ziyaret edip bir dönecektik. Onun işleri başından aşkın bu aralar. O gelene kadar siz buyurun benim misafirim olun. Hadi hadi. Ha, Rıza, Tevfik gelirse bizi beklesin. Tamam. Bir şişe daha getir. Hadi ne diyorsam onu yap. Tövbe tövbe. Oo, müfettiş bey. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Buyurun buyurun. Rıza, bize çay ver. Daha nasılsınız? Aman diyeyim bir dahasına benim işime burnunu sokma. Vazifem her şeyden önce gelir. Niye vazifende değilsin? Madem vazifen her şeyin önünde gelir. Hoppala. Ya sen hakim misin, yargıç mı? Ha? Sabah sabah beni delirtmesen ben de bu kadar içmem. Ha? Bak şimdi içtin de ne oldu ha? Aslanlar gibiyim. İkimize de yazık ediyorsun Mehmet. Bak inan olsun. Tamam ya, bir sus bir sus. Şimdi ne yapacaktım? Ha doğru ya. Evra müdürlüğe ulaştırmam gerekiyor. Bak yine senin yüzünden işi boşladım. Hadi benim üstüme getir. Gidip muhtardan bekçi isteyeyim de şu evrakı göndereyim ilçeye. Hadi 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 çabuk çabuk.
Mustafa Bey'e de zahmet verdik. Lafı olmaz müfettiş. Bizim zenginliğimiz gönlümüz. Soframızı onurlandırdınız. Bu bizim için şereftir. Tevfik'i nasıl biliyorsanız beni de öyle bilin. Sağ olun, var olun. Tevfik, sen ne zaman geliyorsun yatağına? Onun işleri bitmez ki hiç. Hem işi bitse oyunu bitmez onun. Ne oyunuymuş bu? Arada bir dama oynarız, onu diyor. Sonra da? Sonrası ne? Dünkü gibi yani. Dün ne oldu ki? Bana bakma, ben bilmem. Anlaşıldı, hadi bakalım. Misafir var, sonra oynarız. Ya ben de merak etmeye başladım. Bizi misafirden saymayın artık. Siz de şahitsiniz müfettiş. Eğer yenilirsem bir daha ağzımı açmayacağım. Bu son oyunumuz olacak. Hadi bakalım. Duymadın mı Rıza? Rıza, dama tahtasını getir. Hadi bakalım. Topla burayı. Al şunu. Ben zaten uğrayacaktım öğlende. Söyle ona, beni ayağına mı istiyor diye kızdı vallahi. Ah be bana. Onun canı daha dardadır şimdi benden. Öyle. Otur hele. Sütü ateşe koy. Kaynasın, birlikte gideriz. Tamam. Otur otur kız. Birlikte gideriz dedim. Tamam. Muhtar yok mu bacı? Sabahtan çıktı, daha gelmedi. Sabahtan çıkmış, daha durmuş. Ne zaman aradığımızda bulduk ki? Hakikaten de anlattığınız kadar varmış. Birazdan son pulu da alayım, ondan sonra Bay Mustafa'yı görün. Şimdi bu son oyun mu oluyor? Onu muhtara sormalı. Hele şunu bir bitirelim de oyna. Evet. Şimdi iyi gidiyorsun ağam. Muhtar. Az bir yol bakalı. Buyur otur. Bir çayımızı iç, bakarız sonra. Benim işim acele muhtar. Hayırdır? Bana bekçi lazım. Ha, bekçi. Bekçi birazdan seçim evraklarını ilçeye götürecek. Başkası götürsün muhtar. Benim bir an önce bu evrakları nahiyeye ulaştırmam şart. Ya seçim evrağından da acil değil ya. Yanmış etmiş ormanın evrağı bir gün geç gitse ne olur ki? Sen gelsene az şöyle. Bize az müsaade et. Bak, misafirim var. Ne müsaadesi edecekmişim be? Gel diyorsam geleceksin. Ayıp ediyorsun Mehmet ya. Ha. Edebini takın. Sen ne diyorsun be? Ha? Tamam. Ha? Tamam. 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 Sakin ol evlat. Tövbe tövbe. Tamam, sakin ol. Ya kusura bakmayın. Sizin de keyfinizi kaçırdım. Büyütecek bir şey yok. Siz buyurun bakalım. Şu oyunun sonunu merak ediyorum. Ormancıyı bahane edip sonra onun yüzünden yenildim demezsin herhalde. Hadi hadi, oyununa bak. Bırakın ya, bırakın. Tamam ya. Tövbe tövbe. Ya şunun yaptığına bak hele. Bu muhtarsan muhtarlığını bil. Sen kimden alıyorsun bu cesareti ha? Ben sana bekçiyi vereceğim diyorsan vereceğim. Ben şimdi sorarım sana. Madem öyle, bu oyunu kazanırsan sana söz. Aha, misafirler de şart. Bir değil, iki kuzu çevireceğim sana. Sonradan oyun bozanlık etmek yok ama. Söz vallahi. Senin iki kuzunu da yiyeceğim. Dur ya. Demek öyle ha? Demek beni adam yerine koymuyorsun Tevfik ya. Böyle dur. Bana bak. Edebinle ayağınla hareket et. He. Yoksa çok kötü şeyler olacak. Etmezsem ne yapacaksın ha? Sana diyorum hey. Etmezsem beni mi terbiye edeceksin ha? Ulan alın götürün şunu. Yürü. Bırak. Şuna bak hele. Dur, sakin. Elini ayağı bize öğretecekmiş. Bırak. Bırak. Gel hadi. Bırak. Dur ağam ya, yapma bırak. Ağam. Bırak. Dur, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Zaten sarhoş, ne yaptığını bilmiyor. Bilmiyor ama söyledikleri de yenilir tutulur gibi değil. Sakin ol.
Sen uyma ona. Ben şimdi konuşur gönderirim onu evine. Dur Tevfik dur. Az yatışsın, ondan sonra gider beraber konuşuruz. Durun. Ya bırakın dur beni diyorum ya. Sağ. Bırakın. Dur. Ya tamam be kardeşim. Tamam ya tamam. Ya gidin o ciğeri beş para etmez Mustafa'nın yanına gidin de onu tutun ya. Benim onunla ne işim olur ya? Hem tenezzül etmem onun olduğu yerde olmaya. Dur. Ulan sakin. Bırakın ya. Bırakın ya. Ulan kalkmış bana adamlık öğretiyor. Sana dur dedim. Çünkü sıpa. Ha? Ulan hiçbir adam değil lan onların. Ha? Dur. Mustafa. Gelme diyorum efeymiş. Sana. Ulan ondan öküz çobanı bile olmaz be. Hırsızlık, uğursuzluk hep sonda be. Ulan şimdi senin Mustafa. Var ya. Bırak. Ulan. Ulan. Dur. Ulan. Dur. Yeter. Gel lan buraya. Ağam. Durun. Dur. Dur. Ağalar. Yapmayın bırak. Ağalar. Dur. Bırak beni lan. Yapmayın. Yapma. Sakin. Gel. Yapma. Gel. Dur yapma. Dur. Gel. Yapma. Dur. Gel lan. Dur. Aa, bırak. Bırak. Mustafa. Mustafa dur. Tevfik. Ben iyiyim. Kolum kanıyor Mustafa. Tevfik. Kardeşim. Tevfik. Tevfik. Benim şuram yanıyor Mustafa. Ne duruyorsunuz? Yardım edin. Tevfik. Tevfik kardeşim. Kardeşim Tevfik. Dayan. Dayan Tevfik. Koşun. Kardeşim. Yardım edin. Yardım edin. Kardeşim. Ne yaptınız oğlum? Baba ben bir şey yapmadım. Nasıl oldu bilmiyorum ama. Tamam oğlum. Tamam. Vilayete gidersiniz. Bizim orada tanıdığımız doktor Veli Bey var. Anladın mı? Selamını söyle ona. O gerekeni yapar. Hadi. Hadi. Doktor Veli Bey'e selamımı söylersin. Kardeşim. O gerekeni yapar. Kardeşim. Tevfik dayan kardeşim. Kurtulacaksın. Hadi oğlum hadi. Hadi oğlum çabuk olun çabuk. Çabuk olun. Çabuk olun. Pembe. Pembe neredesin kız bak hele. Duymadı mı başımıza gelenlerden haberin yok mu? Ay kız nefesini topla hele. Ay kız ne oldu anladım durmasana öyle. Ay ne oldu açık açık anlat hele. Ay ne oldu ki bir iki esili atıldı. Neydi o? Ormancı muhtara diklenmiş. Mustafa da ormancıyla kavgaya tutuşunca sonra ormancı da kamasıyla yaralamış Mustafa'yı. Kim? Sonra da muhtar araya girince. Kız sonra anlatsana kız ne olmuş? Anlat. Muhtar yaralanmış. Ne? Yarası ağır mıymış? Bilmem. Ya Zühre yarası ağır mıymış? Oh, bilmiyorum. Beni kepaze yerine koydular. İkisi de hak etti. Muhtar. Öfse ne olur ki? Ben vurmadım ya. Mustafa vurdu. Sonra da arkadaşını vurdu. Kendi etti kendi buldu. Kanun var nizam var. Durun.
Dayanacak gücüm kalmadı benim. İndir, indir yavaş. Yavaş. Geldik kardeşim. Dayan. Müfettiş bey, doktora haber verin. Kardeşim. Mustafa, senin bir suçun yok. Kaderimizde bu da varmış kardeşim. Dayan kardeşim, sık dişini. Hadi içeri alalım. Kardeşim, az kaldı. Çekilin. Dayan kardeşim. Babamın çok selamı var. Can arkadaşım. Ne olur can arkadaşımı kurtar. Önce senin yaranı saralım. Doktor, onun yarısı benden daha ağır. Onun için yapacak bir şey kalmamış. Artık çok geç. Ben seni kardeşim gibi gördüm be. Bundan sonrası yok artık. Ölüyorum. Ben hakkımı helal ettim. Sen de hakkın. Hakkın. Helal olsun. Tevfik. Sen ölmeyeceksin. Sen yaşayacaksın kardeşim. Tevfik. Başın sağ olsun. Ben ne yaptım Allah? Ben ne yaptım Allah? Ben ne yaptım Allah? Mustafa bir Efe'ydi ve en yakın arkadaşını kaybetmişti. Yörede herkes Efe'lerin ağlamadığını bilirdi. Ama Mustafa arkadaşının ölümüyle gözyaşlarına hakim olamıyordu. Ertesi gün köyde cenaze toprağa verilirken Pembe sancılar içinde bir erkek evlat dünyaya getirmişti. Karnın acıkmadı mı? Yemek yemeyeceksin mi? Canım hiçbir şey istemiyor. Pişmansın değil mi? Pişman olsan ne olur ki? O günahsız insanların kanına girdin ya. Sıkma öyle dişlerini Mehmet Efendi. Daha hıncını alamadınsa kalk hadi beni de vur. 3 tane günahsız senin yüzünden yetim kaldı. Mahşerde verebilecek misin hesabını? Mahşere gideceksin kaç kere öleceksin ha? Haberin var mı? Kaç kere öleceksin ha? Senin duanı açmak bana kısmet oldu ya. Artık ölsem de kalmayayım. Ağzından yel alsın. Senin yaşamadığın yerde benim yaşamam neye yarar ki? Kaldır başını kurban oldum. Hayır! Pembe! Dur! Diri diri toprağa gömdüler onu. Yavrularım olsun nasıl büyüyecek? Kime baba diyecekler? Hiç mi acımadılar bize? Beni bekliyor Tevfik. Çekil. Girmeyin aramıza ne olur. Pembe artık toparla kendini. Ölen ölünmez. Çocuklarım var. Allah ömür versin. Bak bebeğe. Nasıl
başımıza geliyor yavrum. Günahsızsın. Nereden bilsin ki babasının öldüğünü? Nereden bilsin? Yetim mi? Babası onu sarıp sevemeyecek. Ne bilsin garibim, ne bilsin yetimim? Ben diye ben. Baban öldü diye ben. Baban öldü diye ben. Pembe! Tevfik. Anne. Tevfik! Anne! Pembe! Anne! Hepsine yazık oldu. En çok da Pembe'ye. Kaç gün oldu bir başına sabahlıyor mezarlıkta. Getiriyoruz evine, gece tekrar gidiyor. Göz kulak olun diye kadınların nöbetçi dikiyorum başına. Bu sefer de hırçınlaşıyor. İyice ne zıvanadan çıkıyor. Korkuyorum. Bu gidişle aklını oynatacak zavallıcık. Senin ne işin var burada Mehmet? Kahveye gideceğine mezarlığa bir uğrasana. Ya ormancı da çok pişman. Dalı kırdıktan sonra rüzgar dursa ne olur ki? Şaşırdım. Her gece rüyalarıma giriyor. Beni de al yanına diyorum, almıyor. Yavrularımla geleyim diyorum. Olmuyor. Olmuyor işte. Olmuyor, olmuyor. Muhtarın karısı Pembe bu acıya daha fazla dayanamamış ve akli dengesini yitirmişti. Sarhoş olan ormancı için bir anlık öfkesinin musibetini yıllarca pişmanlık duyarak ve memleketinde barınamayarak ödedi demek yanlış olur. Çünkü o bu türkünün söylendiği müddetçe kötü adam olarak anılacaktır.
şey.